Evet, herkese merhabalar. Mavi Tosla izleyicileri, karavan, kamp severler. Sesim geliyor mu? Sesi bir kontrol edeyim. Sese hiç bakmadan yayına girdik yine. Evet, ses açık. Neredeyiz? CNR Expo İstanbul 2022 karavan, kamp karavan fuarındayız. Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi. Sabah saat 9.30 gibi. 9.40 hatta onu buldu. Trenle geldik. Halkalı'ya, Halkalı'dan da Yenikapı'ya bir aktarma yaptık. Şöyle canlı yayındayız. Birazcık daha izleyiciler gelene kadar saatlerimiz de 14.10. Ben bir saat röterli oldu. Halkalı'da aktarmada biraz sıkıntı yaşadık. Hadi çok uzatmayayım. Geldik. İstanbul'da biliyorsunuz yoğun kar yağışı var. İşte şöyle trafik, böyle trafik ama geldik hiçbir şey yok. Gayet yollar güzeldi. En azından Yenikapı'da gördüğüm kadarıyla ve trenle gelirken de baktığım kadarıyla bütün yollar hemen hemen İstanbul şehir içinde. Şu kadar kar yağ, bu kadar kar yağıyor. Benim gördüğüm kadarıyla Halkalı'dan Yenikapı'ya kadar kar yağışı yok. Çok soğuk var. Hadi çok uzatmayalım. Şöyle hemen fuarda neler var neler yok onları değerlendirelim. Bir kez daha altını çizeyim. Yenikapı'dayız. Kadir Topbaş, önceki dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ismini verdiler buraya. Onun ismiyle anılan gösteri merkezindeyiz. Ve girişte, hemen girişteyiz. Bizi tekneler karşılıyor. Hani karavan fuarıydı ama maalesef teknelerle karşılaşıyorsunuz. Daha sonra tabii ki ben bir tur attım. Küçük fuar, onu bir gazeteci olarak eleştirebilirim. Karavancılar çok rağbet göstermedi, biliyorum. Neden olduğunu da biliyorum ama tabii onu onlara bırakalım artık. Biz fuarı değerlendirelim. Burada King Karavan var. Değişik konsept. Karsan şehir içi minibüslerde kullanılan bir minibüsü karavan dönüştürmüş. Ben hep bunu düşünürdüm, hayal ederdim ve hatta yukarıya da bir nedir ona, araç üstü yatma yeri de hemen oluşturmuşlar. Hep derdim, görürdüm şehir içinde. Bunlar geniş ve tam bir karavan olacak tipte arabalar. Ama alçak birazcık. Yere çok yakın. O yüzden karavancılar çok tercih etmiyor. Yukarıda terası var. Renk güzel. Böyle Avrupa'yı bir karavan modeli havası verilmiş King Karavan. Hemen devam ediyoruz. Gene King Karavan'ın, bunu da hep sorardım, neden olmaz böyle yandan açılmalı bir balkonu olsun diye. Bir çekme karavan ve yandan açmalı, görüyorsunuz. Değişik bir konsept geliştirmiş ve bildiğimiz camper türü King Karavan gene burada. Minibüs türü ve en dikkat çeken de çatısının üstünde, terasında yatma yeri var. Üzerinde güneş paneli var. Bu gerçekten King Karavan, tebrik ediyorum. Benim hep düşündüklerim, yani üstte de konaklama yaptığınız zaman böyle hemen yukarıda görüyorsunuz. Güzel konseptler. Şöyle devam ediyoruz. Burada Exado Tiny House var. Önce bir sağa doğru gidelim. Evet. Exado daha önce bizim de Mavi Tosba YouTube kanalında röportaj yapmıştık. Yine döneriz, geliriz. Tabii çok da zaman kaybetmek istemiyorum. Saat 6'da tekrar trenle dönmem gerekiyor. Karayolu da endişe var. Devam ediyoruz. Burada offroad karavanlar var. Tabii en çok şu merak ediliyor. Kaç karavan firması geldi? Yani gördüğüm kadarıyla 2, 4, 6, 7 firma. Hadi 10 olsun. Tabii kesinlikle ben aydınlatmak için söylüyorum. CNR fuarcılığa burada herhangi bir eleştirimiz, onu karavan firmaları yapar. Kilivan Karavan, bizim röportajımız vardı daha önceki fuardan. Yine aynı şekilde 180 derece önde panoramik camıyla dikkat çekiyor. Ve bu karavan da satılmış. Doktor Murat Çelikal Bey'e satılmıştır diyor. Kılıvan Karavan. Devam ediyoruz.
Romia. Bu da yeni konsept. Özellikle şehir dışında bağı bahçesi olanlar için yeni bir konsept. Böyle bir yarım küre içinde konaklama imkanı veriyor. Ve yine öbür tarafta bir tiny house var. Gezen ev yanılmıyorsam. Ev söz, gezen ev. Onlar da bir tiny house'a katılmışlar. Bunlarla ilgili çok bizim haberlerimiz, röportajlarımız Mavi Tosba'da gene var. Ben burada da şimdi çok röportajla boğmak istemiyorum sizi. Sadece merak edenler için orada neler oluyor ki biz de çok geç kaldık aslında buraya gelmek için. Bu yarın sona eriyor. Bugün cumartesi, 12 Mart ve yarın sona erecek. Burada da şöyle döneyim tekrar. Karavan sektöründe YouTuber'lar, işte karavan sevdalıları, onlara bir yer ayrılmış. Yolda bir mutluluk burada. Bu arkadaşları çok tanımıyorum ama şöyle bir bakayım. Merhaba, kolay gelsin. YouTuber mıdır, karavan firması mıdır? Canlı yayındayız. Sadece onu bir tabela da göremedim. Şöyle bir şey, şahs özel bir karavan. Evet. YouTuber olarak davet edildik. Evet. Karavanı gelen misafirlere gösteriyoruz. Ne diyelim? YouTuber diyebiliriz. YouTuber'a. Her mevsim evet. Gez YouTube kanalı. Her mevsim gez. Evet. Merak edenler her mevsim gez. Çok güzel bir otobüsü dizayn etmişler ama tabii içi ne girmek de kolay değil. İnsanlar çok merak ediyor. Ben sizin zamanınızı almamak için takipçilerin devam ediyorum. Şöyle bir de kartlarını alayım. Her mevsim gez. YouTube'dan izleyebilirsiniz. Gene yolda bir mutluluk, bir mutluluk YouTube'dan izleyebilirsiniz. Milengaz katılmış. Karavan tüpleriyle ilgili yeni konsept, küçük tüpler. Bunlara biliyorsunuz dedantör takılıyor. Büyük tüp gibi kullanılabiliyor. Kampçılar için özel üretildi. Son moda. Ve efsane karavan. Biliyorsunuz bu da gene YouTube'da. Kamyondan dönüştürüldü. Arkasında motosikletin kliması. İçi bildiğiniz bir ev. Daha önce buna da girdik, çıktık. Ve bunun da biliyorsunuz YouTube'da sayfaları var. Buraya da ilgi var. Devam ediyorum. Hızlı döndüm biraz ama Mandeliniz gene YouTube kanalında yayın yapıyorlar. Onlar da böyle fuarlarda hem kendilerini tanıtıyorlar hem de ziyaretçilere değişik bir renk katıyorlar. Şöyle devam edeyim ben hızlıca. Burada tekneler var. Tabii onlar muhakkak merak edenler vardır. Dönüyoruz. Webesten dizel ısıtıcı ve Baston'un herhalde bir tanıtımı var. Kampta, karavanda, araçta, teknede. Yorumlara da bakacağım bir taraftan. Evet, sağlı sollu. Devam ediyoruz. Şimdi bir de öbür tarafa bakalım. Küçük bir salon. Az önce yayının başında belirttim. Karavan imalatçıları çok talep göstermedi bu fuara. Çünkü 2 ay önce, yanılmıyorsam Ocak ayıydı. Ocak ayında Beylikdüzü'nde TÜYAP'ta bir fuar yapıldı. Orada 40-50 karavan firması vardı. Şu anda firmalar üretim aşamasındalar. Tabii maliyetler çok arttı, gelip gitmek çok arttı. Evet, girişten bu sefer sola doğru gidiyoruz. Böyle bir yalıtım üzerine kompozit üreticisi. Yine bir karavan mentor, mentor hizmetler, bireysel gelişim, kurumsal dönüşüm. Şöyle okuyorum. Tekrar devam ediyoruz. Evet, hemen işte karavanın, şeyin, fuarın, özür dilerim. Aslında bana göre gözde 2-3 tane firması var. Bunlardan biri de Başkent Karavan. Ankara'da üretim yapıyor. Yanılmıyorsam 2 yılı geçti üretimi ve hızlı girdiler sektöre. Bir karavan hediye ediyorlar. Biraz sonra oraya doğru da gideceğiz. 2, 4, 8 karavanla çekme karavan. Fiyatlar da gayet cazip.
75 bin, 60 bin ve 49 bin öbür tarafa doğru gidiyor. Bir taraftan diğer telefonumdan yorum varsa onlara da bakayım da, ya da soru varsa onları da cevaplandırmış olayım. Başkent Karavan standındayız. 60 bin, 75 bin. İçindeki kullanılan malzeme, yine ekipmanlar, bunlarla ilgili sık sık, yani 48 bine karavan olur mu, 50 bine karavan olur mu? Bunun şunu net söyleyeyim, yürüyen aksamı sağlam, kullanılan malzeme de zaten mobilya ve dışında da işte bildiğimiz malzemeler. İçinde çok bir şey yok bunların. Yani sade bir lavabo ve bir hatta ocak bile yok. Şimdi biraz sonra MNK karavanı 40 bin lira karşıda görüyorsunuz. Onu da anlatacağım. Başkent karavandayız. Evet, böyle. Yeni açanlar için İstanbul. Tabir Kadir Topbaş gösteri merkezi. Siyanar 2022 İstanbul. Karavan fuarındayız. Ve başkent Ares Luna. Evet, 49 bin lira hediye olan karavanın modeli de bu. Bildiğim kadarıyla bundan hediye edecekler. Ve bunun çekiliş şartları var, onu da belirteyim. Sosyal medyadaki Başkent Karavan sayfalarını beğeneceksiniz. YouTube, Instagram ve Facebook. Ve Başkent Karavan'ın internet sitesine girip orada da formu doldurduğunuz zaman bir çekiliş yapılacak noter huzurunda. Evet, karavan bu. Ares Luna. Şöyle gördüğünüz gibi küçük. Şöyle bir ranzası var. Hani çadırın bir üst modeli ama başlangıç olarak gerçekten tavsiye ederim. İşte küçük bir buzdolabı, küçük bir ocağı, ev üyesi, öbür tarafta bir... Buyurun. Hem oturma grubu, daha sonra yatak olabiliyor, tuvaleti. Ve bunlarda tuvalet, bildiğimiz kasetli tuvalet kullanılmıyor. Portatif tuvalet kullanılıyor. Zaten bir 10 bin lira oradan maliyet düşüyor. Güneş paneli kullanılmıyor. Onu belirteyim. Maliyetleri düşürmek için. Akü yok. Şarj sistemi yok. Buzdolabı yok. Televizyon yok. Bunlar olmayınca tabii ki maliyetler daha da aşağılara gelebiliyor. 48 bin liraya, 50 bin liraya karavan oluyor. Ama bunları eklediğiniz zaman dolayısıyla işte hemen görüyorsunuz 75 bin liraya kadar çıkıyor. Başkent Karavan'dan da şöyle devam edelim. MNK Karavan. Evet, 40 bin lira en son Türkiye'nin en ucuz karavanı diye ben de karavankamp.com'da haberini yapmıştım. Az önce belirttiğim gibi işte bir 220 volt elektrik girişi, bir çeki demiri, şase yerli, çekme sistemi Alco, tekerler dingil Alco bildiğim kadarıyla. Dışarıdan şöyle yanılmıyorsam bir su girişi var ve içeride gayet küçük, yanılmıyorsam 3 metreye 2 metre civarında küçük bir karavan. Yeni başlayanlar için, ama azıcık şunu belirteyim, çok soruyorlar bana canlı yayında, onu da söyleyeyim. Azıcık bu işlerden anlıyor olmak lazım, silikondan anlıyor olmak lazım, tornavidadan, penseden. Yani bunlar bir müddet sonra güneş, aşırı güneş, aşırı sıcak ve aşırı soğuktan sonra tabii ki bir Avrupa karavan ya da ülkemizde üretilen 20 bin euroluk, 18 bin euroluk karavanlarla kıyaslanamaz. Gene pencerelerinde kullanılan malzeme, sineklik yok, gölgeleme yok, çok yoklar var. Ama tabii biz varını konuşacağız. Dediğim gibi küçük bir şekilde dizayn edilmiş. Her bütçeye bir karavan olsun demiş MNK Karavan masal modeliyle 40 bin liraya tüketicilere, karavan sevdalarına sunuluyor. Şöyle şimdi yorumlara bakıyorum. Özgür Güner, neşeli günler Ercan Bey demiş. Teşekkür ediyorum. Vallahi biraz da sizin için. Tabii ben karavan meraklısıyım, karavan sevdalısıyım. Aynı zamanda karavankamp.com diye bir internet sistem var. Benim gelmem gerekiyordu fuara. Kimler var, kimler yok. Biraz sonra birçok arkadaşım var karavan üreticisi. Onlarla da
gene bir hal hatır soracağız. Nasıl gidiyor iş? Evet, 40 bin liralık karavana talep çok. Ben de içine girmek istiyorum ama çok merak edenler var. O yüzden onları da önüne geçmek istemiyorum. Merhaba. Şöyle devam edelim biz gene. 50 bin lira. Yani öndeki cam. Şunu da belirteyim. Sektör daha çok yeni. İmalatçılar daha çok yeni. Rekabet de var. Yani kısaca bir sayı vermek gerekirse Türkiye'de 35 bin civarında karavan olduğu biliniyor. Çünkü kayıt dışı çok karavan da var. Özellikle çekili karavanlarda. İşte O1 belgesi, O2 belgesi. Ama Almanya ile Avrupa ile kıyasladığımız zaman nüfusu baz aldığımızda Türkiye'de 500 bin karavan olması öngörülüyor. Bu kadar üç tarafı denizlerle çevrili bir coğrafyada 35 bin 40 bin karavan sayısı çok çok az. Daha yolun başındayız. Şuraya geleceğim. Üreticiler, işte cam üreticileri, çeki demiri üreticileri, lastik üreticileri, evye üreticileri, hadi şöyle biraz da devam edelim. Bu üreticiler piyasaya girdikçe, seri üretimlere başladıkça maliyetler düşüyor. Maliyetler düştükçe bu da firmalara yansıyor. Dolayısıyla 40 bin liraya, 50 bin liraya karavanlar biraz maliyetten kısaraktan olabiliyor. Devam ediyoruz. Offroad çekili karavan firması Muflon. Muflon karavan. Almanya'dan İzzet Bey'e hayırlı olsun satılmış. Bakın bu konuda gerçekten çok iyiyiz. Bunun da altını çizeyim canlı yayında. Yani şu anda Almanlar bizi kıskanıyor mu? Gerçekten kıskanıyor. 2 yılda Türk karavan sektörü, imalat sektörü müthiş yol kat etti. Evet, kopyalıyoruz. Ama bir Alman üreticisi gibi, ki işte buyurun Gencer Karavan. Bizzat fabrikasına kadar gittim. Yerinde gördüm. 2 yıllık bir Arge çalışması. Avrupa'dan karavanlar alınmış, dağıtılmış, parçalanmış. Orada ne varsa aynısı Gencer Karavan'da var. Bunun altını çizeyim. Ve bir Avrupa ayarında karavan üretiliyor. Gencer Karavan'da bunlardan bir tanesi. Gene Sivan Karavan var aklıma gelenler. Bunlar gerçekten Türkiye'nin gurur duyduğu karavan firmaları. Ve şöyle devam ediyoruz. Linda 420. Lalalint 520. Hoş geldin. Merhaba abi. Merhaba abi. Canlı yayındayız. Devam ediyoruz. Evet. Gencer Karavan. Yaklaşık 40 yıllık Gencer Kasa. Tabii ki sektörü görüp karavan sektörüne de girdiler. Yeni açanlar için bir kez daha belirteyim. İstanbul'da CNR Karavan Fuarı'ndayız. Ve bu kadar. Yani saydığımız zaman Gencer, Başkent, MNK, ana firma 3 tane var. Yanında da tabii ki Kılıvan gibi daha konsept karavan üreticileri var. Seri üretimde yapan 3 firma. Başkent, NK ve Gencer. Arka tarafta da tabii şöyle az daha yaklaşayım. Yani böyle bekliyorduk zaten çok katılım olmayacağını. Yanılmamışız. Ve King Karavan değişik modelleriyle, ismini unuttuğum için buraya yaklaştım. Bir ya da iki tane de Tynehouse firması var. Dediğim gibi mevsim şartları tam böyle kötü bir zamana denk geldi. 2 ay önce bir karavan fuarı vardı TÜYAP'ta. Oraya katılım gösterdiler. Tabii her yerde her zamanda fuar olmuyor. İstanbul dünyanın merkezi diyebiliriz. Dünya şehri ama ulaşım imkanları çok zor. Bir yerden bir yere gelmek çok pahalı. 16 milyon 20 milyon insanın yaşadığı şehirde fuar yapmak da kolay değil. Tabii ki biz Çorlu'da inşallah Mayıs ayında benim de şimdi bulunduğum, benim de desteklediğim bir fuar düşünüyoruz. Planlara girdi. Herhalde bunun 10 katı olur diye tahmin ediyorum. Daha şimdiden yapılan görüşmelerde açık alan fuarı olacak. Çorlu'daki Doğada Yaşam Kamp Karavan Fuarı. İnşallah bunun 10 katı büyüklüğünde bir fuar olacak. Çünkü imkanlar çok kolay.
İstanbul'dan inanın şehir içinden buraya gelmektense basıp Çorlu'ya gitmek daha kolay. Otopark sorunu yok. Maliyetler daha az. O yüzden bu tür geniş hacimli fuarların tekne yat için bir şey diyemem. Tabii ki deniz kenarı olması lazım. Evet, İstanbul CNR 2022 fuarı bence bu kadar. Bir daha şöyle yorumlara bakayım. Evet, yorum yok. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben şimdi arkadaşlarla bir görüşme yapacağım. Video kaydedeceğim ve çok geç kalmadan da geri döneceğim. Geri dönüş tren biletimi de aldım. Trenle geldim. Trenle geri döneceğim. Bilmiyorum, az daha yeni açanlar için ilerleyeyim mi öbür taraflara doğru? Yani dön bir futbol sahası kadar bir yer ancak kapalı. Yine de meraklılarını bekliyoruz. Yenikapı Marmaray'dan sonra yaklaşık 1 kilometre bir yürüyüş var. Onunla ilgili karavan firması, CNR firması servis koydu ama saat başı biraz yürümek gerekiyor ya da özel arabanızla gelmeniz gerekiyor. Burada da Exado, Tyne House. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorum yapanlara teşekkür ediyorum. Sektör çok yeni, onu bir kez daha altını belirteyim. Çok çok yeni, daha şöyle hani deniyor, çocuk dünyaya bile gelmedi. Ana rahminde karavan sektörü Türkiye'de. Yani 500 bin olması gerekirken 30 bin, 35 bin karavan sayısı düşünün. Yani %10 bile değil. Çok talep var. Firmalarda şu anda aldıkları talepleri yetiştiremiyorlar. Birçoğu üretimde. Usta bulmakta zorlanıyoruz. Seri üretime girmekte geç kalıyoruz. İnşallah önümüzdeki 3-5 yıl içinde sektör hak ettiği yere gelecek diyorum ve nasıl yapalım? Şöyle güzel bir yerde yayını sonlandırmak istiyorum. Gene Gencer'e doğru gideceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bizim tabii görevimiz ve sevdamız karavan üzerine olunca yağmur, soğuk, kar, kış demedik. Bir şekilde geldik. Hayırlı olsun. Katılımcı firmalara iyi pazarlar diliyorum. Birçok karavan satılmış gördüm. Takipçiler gelmişler. Karavan sevdalıları gelmişler. Onlar da benim gibi soğuk, kar, kış dinlememişler ve gelmişler. Evet, Gencer Karavan, NK Karavan ve Başkent Karavan'la yayını kapatayım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.